Enişte de artist gibi. Alo, Melisa annem evde mi? Evde abla. Geleceksin mi? Haber vereceğim bir tane. Hayırdır yenge? Yenge bir şey alacaksa ben halledeyim. Ay yok yok, ben anneme gidiyorum, sen işine bak. Kötülüğünü diyeceğim ama yani hacı bir şey demedi bana. Biz az önce konuştuk, çok sinirliydi. Neye sinirli olduğunu da anlamadım. Biz şimdi ona hiç bulaşmayalım. Ben şuradan taksiye binerim, hadi kolay gelsin. Tamam yenge. Diyelim Muhsin hastalandı. Kim de açacak bu yövmeleri? Bilmiyorum ki, ben zaten başından beridir bu işletmenin personel çalıştırma sistemini hiç beğenmiyorum. Liyakat yok. Kayırma desen hat safhada. Kimse işinin ehli değil. Yanlış yani. Doğru, haklısın. Koskoca çöpköy öldük. Olur mu ya böyle bir şey? Anladım, tamam. Ne oluyor burada ya, ha? Ne oluyor burada? Ne bu kalabalık? Bir şey olduğu yok. İnsanlar yövmiyelerini bekliyorlar. Yövmiye? He. Sen buldun mu benim paramı? Yok, arıyorum hala. Arama. Bul. Sen paramı bulana kadar yemmeye, memmeye yok. Hadi yorta. Hadi yorta. Akşam çocuklar ne yiyecek? Anne, çocuklar hep aç ya. Akşama ne götüreceğiz? Ha, ha. Durun. Muhatabınız aha orada. Muhatabınız ben değilim. Bir şey söyleyecekseniz ona söyleyin. Açsanız da ona söyleyin, işsizseniz de ona söyleyin. Hadi. Herkes işinin başına, hadi. Altını düş kuş para burada. Kuş para ne yiyecek evde? Akşama ne götüreceğiz evde? Kadir. Gelsene. Gel beraber bir gelsene. Kimin arabası bu? Öf ulan bir ağız tadıyla. Ne bu? Hazine. Motor yok. Burada olarak mı satalım diyorsun? Yok, sordum. O kadar para vermiyorlar. Ama bak, motor burada. Ben baktım sağına soluna. Hiçbir eksiği yok. Tek eksiğimiz var, usta. O da sensin. Ben ne anlarım abi motor yerleştirmekten? Mühendis değil misin lan sen? Abi bu rezil soruyu duymamış olayım. Kaçırma lan ağzımın tadını. Taşın altına elimi soktum işte. Ben zamanında bunu buraya sotaladıydım. Belki bir gün. Aha o gün bugün işte. Ne
tabii oğlum. Tesis malzeme dolu. Yusuf'u da veririm yanına, anlıyor bu işlerden. Şunu tamir et, çalıştır, satalım da şu şerefsizin parasını ödeyelim Kadir. Şerefsizin. Sen, Selahattin'e. Ne oldu ya, dünya tersine mi döndü ha? Vallahi hiç ucumuyorum artık birader. Ben bu dünyaya yanlış yapmaya gelmişim. Misyonun mu diyorsun yani? Ha, öyle vallahi. Sineği gibi bir şeyim oğlum ben. Bir viraj, bir salto, hop, farklı bir pislik. Deme öyle, deme kendine, deme. Tamam, bir deneyelim bakalım. Çalıştırırsak ne ala? Anne, ben geldim. Kızım, hayırdır? Sen çok mu özlüyorsun bu ara bizi? İyi misiniz diye bakmaya geldim. İyiyiz tabii. Yani evin içinde ne olacak ki? Sağlığımız, saatimiz yerinde. Sen belayı evin içine kadar soktuğun için. Ha. Sen yine İsmail abine laf sokmaya mı geldin? Abinin a**ım onun annene. Tövbe tövbe. Bu laflar var ya, o lisedeki kızın adı neydi? Dilek miydi neydi? Bak ondan öğrendin, hala kullanıyorsun bu lafları. Az bile söylüyorum vallahi. Kızım sen benden ne istiyorsun? Ha? Yine kavga etmeye mi geldin? Anneciğim, ayrıl şu adamdan ya. Pisliğin çeki senin resmen kanını emmeye çalışıyor. Ya emiyorsa emiyor. Sana ne? Kan benim, can benim değil mi? Anne bak çok az kaldı. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak. Bak sonra bana demedi deme anne. Bu kıza da bir kendimizi sevdiremedik be Asom. Gördün mü? Sen nereden çıktın be? Sor bakalım anana ne işin varmış. Sorsana. Yaranamadık sana be. Ne yanlışımızı gördün acaba? Senin tipine bakan Leman olduğunu anlar zaten. Sana bakan anlamaz ama değil mi Firuze? Öyle sana bakan namazında, niyazında edepli bir kız zanneder. Ha Asom? Öyledir tabii benim kızım. Sen öyle diyorsan öyledir gülüm. Öyledir. Leman, bileğime elin ederim lan seni. Ne yaparsın lan? Bak benimle uğraşmasın çok kötü olur. Lan elin kolun rahat dursun. Ben altına yattığım bebelere benzemem. Bak yemeklerini kırarım senin. Lan bir dur! Sen kime vuruyorsun? Kaçma! Lan rahat ver biraz! Bu da bende kalsın. Oynarken bir yerini keseceksin. Paramı da en yakın zamanda getir. Yürü lan! Alo, konuşmamız lazım. Olur, iyi misin? Gelince anlatırım.